Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin evinde bulunan malzemelerle size bugün pratik, lezzetli bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen kremasını hazırlayarak başlayalım. Bir su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alalım. Üzerine 2,5 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Bir paket vanilya ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştıralım. Bir litre süt ilavesi yaparak tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim orta ateşte. Evet, koyulaşan göz göz olan kremanın altını kapatalım. Bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, 80 gram da bitter çikolata kırarak ekleyelim. Tereyağı ve çikolata eriyene kadar karıştıralım. Kremamı hazırladım. Ara sıra karıştırarak ılımaya bırakıyorum. Kelepçeli kalıbımı küçük olacak şekilde ayarladım. Bir servis tabağının üzerine aldım. Bisküvilerimi tek sıra halinde diziyorum. Üzerine 2,5 kepçe krema dökerek her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Evet, kremayı döktükten sonra tekrardan tek sıra halinde bisküvilerimi diziyorum. Bu işlemi krema ve bisküvi bitene kadar devam ediyorum. Toplamda 2 paket bisküvi kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, en son bisküvilerim bittikten sonra kalan kremayı pastanın üzerine dökerek eşit bir şekilde yayıyorum ve oda ısısında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yüz gram kremayı uygun bir tavaya alalım ve ocağın üzerine alarak ısıtmaya bırakalım. Üzeri için çikolata sosu hazırlayalım. Kaynamadan hemen altını kapatıyorum. 80 gram bitter çikolatayı kırıyorum ve eriyene kadar karıştıralım. Evet, ertesi sabah dikkatli bir şekilde kalıptan pastayı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi artık süslemeye hazır. Hazırladığım çikolata sosunu üzerine dökerek yayıyorum ve kenarlarını da çikolata sosla kaplıyorum. Pastayı kapladıktan sonra kenarlarını
Dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Ben pirinç fındık kullandım. Kenarlarını mantolama yapıyorum. Evet, üzerinin kenar kısımlarına da bolca Antep fıstığı serpiyorum tek sıra halinde. Dilediğiniz şekilde pastanızı süsleyebilirsiniz. Evet, pastam hazır. Eşit bir şekilde dilimler halinde kesiyorum. Her seferinde bıçağımı temiz bir peçete yardımıyla siliyorum. Büyük kareler halinde dilimliyorum pastamı. Evet, üzeri için turuflar var. Onları üzerine koyarak süslemeye devam ediyorum. Dilerseniz meyve de kullanabilirsiniz. Evet, her dilime Antep fıstığı ve pirinç fındık serperek en son süslemeye devam ediyorum. Evet, artık pastamız ikrama servise hazır. Gördüğünüz gibi her evde bulunan malzemelerle kısa sürede şahane bir pasta hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir tane dilimi çıkartarak sizlere göstermek istiyorum yakından. Yumuşacık, çok lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka denemelisiniz. Bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.